Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Akın Öner YouTube TV'nin bugün Balkanlardan Gelen Tatlar serisinin yeni bir tarifiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte kavala kurabiyesi yapacağız. Trakya'daki deyimiyle bademli kurabiye. Malzeme listemiz 250 gram tereyağı, 1 yumurta, 1 bardak pudra şekeri, 1 bardak badem, kabartma tozu, vanilya, 3 su bardağı kadar da un kullanacağız. Öncelikle kavala kurabiyemizin püf noktalarından biri kavrulmuş unumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı kavrulmuş unu tencereye alıyorum ve sürekli karıştırıyorum. Un renk değiştirene kadar bu işlemi yapacağım. Unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş rengi de değişmeye başladı. Güzel de bir koku tam burnumuza geliyor. Yeterince kavruldu. Gördüğünüz üzere rengi epey değişti. Bu şekilde kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Unun soğuması gerekiyor. Bademimizi öğütüyoruz. Bunu ister daha diri bırakın, ister toz haline getirin. Ben toz haline getirmiş sevmediğim için daha diri bırakmaya dikkat edeceğim. Bakalım olmuş mu? Evet, bence güzel. Büyük parçaları da var. Böyle güzel oluyor. O yüzden ben böyle bırakacağım. Evet. Oda sıcaklığında bekletilmiş ve erimiş olan tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Bir yumurtamızı. Ve bir bardak pudra şekerimizi atıyoruz. Ve pudra şekerimizi emene kadar karıştırıyoruz. Evet, yağımızı erittik. Şimdi bademi alalım. Vanilya. Kabartma tozu. Önce kavrulmamış unu koyacağım. Sonra da kavrulmuş unumuzu ilave edeceğim. Yavaş yavaş kavrulmuş unumuzu da ilave ediyoruz. Yedire yedire ilave edeceğim. İkinci bardağı da ilave ettim. Şu an 3 bardak unumuz var. İçine konmuş. İyice yoğuruyorum. İçinde 2 bardak kavrulmuş un var. 1 bardak kavurmadan koyduğum un var. Evet. Kurabiyelerimizi şekillendirmeye başladık. Benim bademlerim biraz iri olduğu için ay şeklim çok çok düzgün olmadı. Çünkü bazen bademlere denk geliyor. O da şekli bozabiliyor. Pratik, uğraşma istemeyen çok da lezzetli bir kurabiye. Ben şöyle bir bardak kullanıyorum. Ay kalıbım yok. Ama bardakta şimdi görüyor.
İşte şekli verirken malzemeden gelirse kesmek biraz zor olabiliyor. Bu şekilde. Uzakla şekil veriyorum. Şöyle bakın. Oldukça pratik. Aynı zamanda yemesi de lezzetli. Kahvelerinizin yanına, çaylarınızın yanına evde yapabileceğiniz harika bir kurabiye. Hem yöresel bir lezzet. Verirken biraz zorlansam da yerken bademler diri diri çok daha lezzetli oluyor. Evet. Artık kurabiyemiz fırına gitmeye hazır. Evet. Artık fırına gidiyor. 160 derece 25 dakika şeklinde ayarladık. Evet. Kurabiyemiz pişmeye devam ediyor. Biraz daha fırında kalması doğru olacaktır. Evet. Fırınımız. Gördüğünüz üzere çıkartıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra pudra şekerini üzerine ekleyeceğiz. Kurabiyelerimiz hazır. Pudra şekerini bolca serpiyoruz. Sonra da servis edebiliriz. Hepinize afiyet olsun. Servis tabağımı alıyorum. Hepinize afiyet olsun. Evet değerli izleyiciler, sevgili eşim Melek Hanım'ın maharetli ellerinden Kavala kurabiyesi ve yanında olmazsa olmazı Türk kahvesi. Evet bakalım, kahvemizden de alacağız. Şöyle bir açalım. Önce kahvemizden bir yudum alalım ki. Köpüklü Türk kahvesi ve şimdi de bakalım geleneksel Kavala kurabiyemiz nasıl olmuş. Yok böyle bir lezzet. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Melek Hanım.